وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Belki de en çok dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi de kötü arkadaş. Çünkü arkadaşın seni elinden tutup Allah'ın yoluna davet etmiyor ise, Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatmıyor ise, o iyi arkadaş değildir, kötü arkadaştır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kişi kimin dini üzeredir diyor. Dostunun, arkadaşının dini üzeredir. Buyuruyor ki Allah Resulü. Er-raculu ala dini halili. Kişi halilinin yani dostunun, arkadaşının dini üzeredir. فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِ. O halde sizden biriniz kiminle arkadaş ettiğine, arkadaşlık bağ kurduğuna, dostluk yaptığına çok dikkat etsin diyor. Zira kişi arkadaşının dini üzeredir. Eğer arkadaşın sana Allah'ı hatırlatmıyor ise, zaten o arkadaşın kıyamet günü sana ne olacak? Düşman olacak. Sen belki bu dünyada dost olarak görebilirsin, dostum diyebilirsin, en yakın arkadaşım diyebilirsin ama kıyamet günü o sana düşman olacak. Bakın Allah Azze ve Celle yine Zuhruf suresinde şöyle haber veriyor. اَنْ اَخِلَّهُ يَوْمَ اِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ. O gün dostlar, arkadaşlar birbirlerinin düşmanıdır. اِلَّا الْمُتَّقِينَ. Müttakiler hariç. Yani sen muttaki değilsen, arkadaşın muttaki değil ise o gün diyor onlar birbirlerine düşman olacaklar. Allah Resulü ondan diyor ya, yemeği kim yesin diyor? Allah'tan korkanlar yesin diyor. Yemeğini Allah'tan korkan insanlar yesin. Onun için kişi imanını artırmak için kiminle arkadaş ettiğine çok dikkat etmesi gerekir. O arkadaşıyla beraber imanı mı artıyor, imanı eksiliyor mu? Bunun muhasebesini çok iyi yapması gerekiyor. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.